Herkese selam AMD'nin merakla beklenen RX 6600 XT ekran kartı nihayet 10 gün sonra çıkış yapacak ve umarım artık stoklarda da bulunabilir halde olur. Merakla beklenen diyoruz çünkü üst düzey kartların fiyatları malum. E zaten o kartları darbasız şekilde kullanmak için iyi de bir işlemci ihtiyacı doğuyor. Hadi 4K çözünürlükte falan ortalama bir işlemci de yeterli gelebiliyor ama üst düzey kartlar 1440p ya da 1080p çözünürlükte iyi de bir işlemci gerektirmekte. Bu durumda tabi bütçesi yetmeyen arkadaşlar daha fiyat performans odaklı kartlara yönelmek istiyorlar. RX 6600 XT de nihayet beklenen çıkışı gerçekleştirmekte ve RTX 3060'ın da rakibi olmaya hazırlanıyor. Yalnız şimdi burada bir kısır döngü söz konusu yani böyle bir kısır döngü de oluşmuyor değil. Çünkü AMD'nin bol keseden VRAM dağıtmasına alışkınız üst düzey kartlarda. RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6800 16 GB VRAM'e sahipler biliyorsunuz. RX 6700 XT 12 GB VRAM'e sahipti. Rakip Nvidia'da RTX 3090'ı saymazsak 3080 Ti 12 GB VRAM'e sahip, 3080 10 GB ve 3070 Ti ile 3078 GB VRAM'e sahiplerdi. Yani üst düzey rekabete baktığımızda AMD bellek miktarı olarak Nvidia'dan daha bonkör davrandı. Bu da günümüzde ve gelecekte VRAM canavarı olan oyunlarda elbette daha rahat etmenizi sağlayan bir durum olacak. Ama Nvidia'nın kartlarında kullandığı bu garip VRAM stratejisi bu seviyede bence işine yaradı. Çünkü RX 6600 XT RTX 3060'ın rakibi olarak geliyor ve 8 GB VRAM'e sahip. RTX 3060 ise 12 GB VRAM'e sahip. Bu durum AMD için tabi biraz eksi puan oluyor çünkü her ne kadar AMD bu kartı 1080p Ultra için ideal ekran kartı diye tanımlasa da 1080p çözünürlükte de artık ekran kartlarının bellekleri oyunlar tarafından bayağı bir sömürülmeye başlandı. O yüzden RTX 3060'a 12 GB VRAM koyan Nvidia bu rekabette VRAM miktarı olarak da avantajlı konumda. Şimdi bir teknik özelliklere bakalım. RX 6600 XT kağıt üzerinde nasıl bir güce sahip ona bakalım. Ardından sunulan performans sonuçları üzerinden konuşacağız. 6600 XT RDNA 2 mimarisine ve 7 nanometre ritim teknolojisine sahip bir kart üzerinde 11 milyar transistör bulunmakta. Shading unit sayısı 2048, texture map unit sayısı 128, rap birimi 64, compute unit sayısı 32 ve RT çekirdeği sayısı da 32. Kart dediğimiz gibi 8 GB GDDR6 belleğe sahip ve 16000 MHz'de bellek hızı var. Boost'te çıktığı hız 2589 MHz ve oyun hızı da 2359 MHz. 32 MB Infinity Cache'e sahip, 128 bit bellek veri yolu var ve bellek band genişliği 256 GB per second. Kartın işlem gücü ise 10.60 teraflops. 160 Watt'ta TDP'ye sahip yani 500-550 Watt güç kaynağı olanları da memnun edecek cinsten diyebiliriz. AMD'nin paylaştığı test sonuçları üzerinden konuşalım şimdi. 10 oyun üzerinden RTX 3060'da karşılaştırma yapılmış ve bu testler RTX 3060'da Resizable Bar ve RX 6600 XT'de Smart Access Memory teknolojileri kullanılarak yapılmış. Bu kısım bana ilginç geldi çünkü bu teknolojiler kullanılmadan yapılan testler bence daha objektif sonuçlar verirdi. Benim bu konuda gözden kaçırdığım herhangi bir test sonucu paylaşıldı mı bilmiyorum ama görebildiğim kadarıyla tek paylaşılan sonuçlar bunlardı. 10 oyun üzerinden yapılan testlerde 9 oyunda 6600 XT'nin önde olduğu görülmekte. Kartların saf kas güçleri baz alınmış testte. Yani Ray Tracing ya da DLSS falan aktif değil tabi. AMD'nin FSR teknolojisi yaygınlaşmaya başladıkça DLSS ile de karşılaştırması yapılacak ve RX 6600 XT'nin de FSR'ı desteklediğini de hatırlatmış olalım böylelikle. Yani Ray Tracing ve DLSS'i bir kenara koyarsanız kartların performansı bu şekilde olmuş. Resizable BAR ve Smart Access Memory kapalı şekilde performansları da merak etmiyor değiliz tabi. Onu da parantez içinde belirtmiş olalım. Önceki nesil kartlarla karşılaştırıldığı tabloda gösterilmiş. Burada da 4 oyun üzerinden yapılan testlerde RX 5600 XT'den 1.4 ve 1.7 kat daha fazla performans sonuçları elde edildiği görülmekte. Az bir performans artışı değil tabi bu ama RX 6600 XT elimize geçince performansını daha iyi şekilde değerlendirip sizlere sunma fırsatını daha yakalayacağız. Şunu söyleyelim AMD'nin üst düzey kartlarında bile bu seride Ray Tracing anlamında fazla bir beklentiniz olmaması gerektiğini söylemiştik. FSR'ın yaygınlaşmasıyla bu kartlar daha iyi performansları da uzun vadede vermeye başlayacak. Yani DLSS'e rakip geldi ve artık hızla gelişip yaygınlaşmasını bekleyeceğiz sadece. Dediğimiz gibi AMD 6900 XT, 6800 XT ve 6800 ekran kartlarını 4K için ideal diye göstermekte. 6700 XT'yi 1440p için ve 6600 XT'yi de 1080p ultra çözünürlüğün ideal kartı olarak lanse ediyor. 6800 kısmı biraz tartışılabilir ama 16 GB VRAM'e sahip olduğu için 4K'da da gene bayağı bir gideri olan kart tabi ama onun dışında 6700 XT incelemelerimizde de söylediğimiz gibi Ben kartın 1440p performansından oldukça memnun kalmıştım. Şimdi 6600 XT de elimize ulaştığında kartı güzelce bir terletiriz ve bakalım performansı nasıl bir şekilde olacak. Her detayıyla sizlere aktarırız. Kartın fiyatına gelirsek 379 dolarlık bir fiyat etiketi var. RTX 3060'ın 329 dolardan çıkış yaptığını düşünürsek 50 dolarlık bir fiyat farkı tabi biraz fazla gibi sanki. 6600 XT, 3060 Ti ile 3060 arasında olacak gibi gözüken bir kart ve fiyat olarak 3060 Ti'ye yakın olması ilginç. Biraz daha düşük fiyatlı olmasını beklerdim açıkçası ama zaten bunlar tavsiye edilen satış fiyatları. Yani şu an zaten piyasa darmadağın biliyorsunuz kart çıkış yaptıktan sonra belki kafa kafaya fiyatlarda bile bulunabilir. Onu artık bekleyip göreceğiz. Evet RX 6600 XT hakkında gerekli ön bilgilendirmeleri yapmış olduk. Kanala abone olup video bildirimlerini açarsanız bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.